Suyu %1 sıkıştırmak için ne kadar basınç gereklidir? Bize suyun bulk modülünün 2 giga paskal olduğunu da vermişler. Hadi bakalım. Soruyu çözmek için neleri bilip neleri bilmediğimizle başlayalım. Bulk modülünü biliyoruz. Yüzde birlik bir sıkıştırma için gerekli basıncı soruyorlar. Buna dayanarak soruyu çözebilmek için bulk gerilmesi ve gerinimi kullanacağımızı söyleyebiliriz. Evet. Bu ikisi arasındaki ilişkiyi yazmamız gerekecek ve bunu da Hook kanunu ile yapacağız. Hook kanununa göre balk gerilmesi balk gerinimi ile orantılıdır. Balk gerilmesi yani buradaki basınç balk gerinimi ile orantılı olacak. Balk gerinimini ise birim hacim başına düşen hacim değişikliği olarak ifade edeceğiz. Bu ikisi arasındaki orantı sabiti de Bulk modülünün ta kendisidir. Bu konuyu bir önceki videoda ayrıntılı bir biçimde incelemiştik. Eğer şu anda tam olarak neden bahsettiğimi anlayamadıysanız ya da bir tekrara ihtiyacınız varsa önce o videoyu izlemenizi öneririm. Şimdi önümüzdeki soru esneklikteki çok ama çok küçük yüzdelik değişimlerle alakalı olduğunda size nasıl düşündüğümü anlatmak istiyorum. İşte bu denklemi ve bulk modülü arkasında yatan mantığı inceleyerek başlayalım mı? balk modülünün belli bir şart altında basınca eşit olduğunu düşünelim. Örneğin burası 1 olduğunda modülde basınca eşit olsun. Evet, delta V bölü V'nin değeri 1 iken balk modülü basınca eşittir. Peki, bana delta V bölü V'nin 1 olmasının ne anlama geldiğini söyleyebilir misiniz? Delta V hacimdeki değişimdir. Ve söz konusu olan sıkıştırma olduğu için de hacimdeki değişimler negatif olacaktır başka bir deyişle burada bir eksi işareti olmalı. Ama şimdilik bu konuya çok fazla kafa yormanızı istemiyorum. Delta V hacimdeki değişim. V de başlangıçtaki hacim olduğuna göre bunun 1'e eşit olması hacimdeki değişimin hacme eşit olması anlamına gelir. Demek istediğim başlangıçtaki hacim eğer 5 ise hacmin sıkışmaya bağlı değişimi de 5 olmalıdır. Başlangıçta hacmi 10sa da hacmin sıkışmaya bağlı değişimi 10 olacak. Kısacası sıkıştırmanın hacimle aynı olması yani %100 sıkıştırmadan bahsediyoruz. Bu %100 sıkıştırma anlamına gelir. Anlaştık mı? Bu noktada bunu yapıp yapamayacağımızı yani bir şeyi tamamen sıkıştırıp sıkıştıramayacağımızı düşünüyor olabilirsiniz. Bunu yapamayız. Doğru. Ama bu şekilde düşünmek problemi çözmemize yardım edebilir. Nasıl mı? Bak buna göre balk modülü bize bir şeyi %100 sıkıştırmak için gerekli basıncı verir. Örneğin suyu %100 sıkıştırmak için gerekli olan basınç 2 gigapaskaldır. Peki buna göre %1'lik bir sıkıştırma için ne kadar basınç gereklidir diye sorarsam bana ne yanıt verirsiniz? İçler dışlar çarpımı yaparak bulabiliriz öyle değil mi? Bu soruları neden bu şekilde düşünerek çözmeyi sevdiğimi sanıyorum anladınız. Hemen yazıyorum. 2 gigapaskalın %100'lük bir sıkıştırma için gerekli olduğunu biliyoruz. Bu arada 2 gigapaskallık bir basınçla suyu tamamen sıkıştırıp geriye hiçbir şey kalmayacağını düşünmeyin. Hook kanunu sadece elastik sınırlar içinde geçerlidir. Yani aslında bu çok küçük değerler için işe yarar. Her neyse az önce de söylediğim gibi problemi bu şekilde çözmek son derece mantıklı. %100'lük sıkıştırma için 2 GPa gerekiyorsa, %1'lik bir sıkıştırma için gerekli olan basınç nedir? Hadi içler dışlar çarpımı yapalım ve sonucu bulalım. Gerekli olan basınç eşittir. 2 giga Pascal çarpı 1 bölü yüzdür. Bakalım. Giga dediğimiz şey 10 üzeri 9'dur. Onu da açık bir şekilde yazalım. 2 çarpı 10 üzeri 9. 100'e bölündüğünde geriye 2 çarpı 10 üzeri 7 paskal kalır ve cevabımız budur. Yani suyu %1 sıkıştırmak için gerekli basınç budur. Bu basıncın ne kadar büyük bir basınç olduğunu anlayabilmeniz için bunu farklı bir şekilde yazacağım. Şuraya ayırayım ki karışmasın. Evet, gerekli olan basınç eşittir diyorum. 2 çarpı 10 üzeri 7'yi 2 çarpı 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 5 olarak yazacağım. 10 üzeri 2, 100'e eşittir. Çarpı 2, 200 eder. Neden böyle yaptım merak ediyorsanız az sonra göreceksiniz. 200 çarpı 10 üzeri 5 Pascal çıktı. 10 üzeri 5 Pascalsa, şu atmosfere bağlı olarak hissettiğimiz basınca eşittir. Şu anda bu videoyu, örneğin sandalyenize oturmuş ya da yatarak izliyor olabilirsiniz. Ve bu esnada çevrenizdeki havada, üzerinize bir miktar basınç uyguluyor. Ve bu basınçta yaklaşık olarak 10 üzeri 5 paskala eşit. Elde ettiğimiz sonuç olan 200 çarpı 10 üzeri 5 paskalsa, yani suyu %1 sıkıştırmak için gerekli olan basınç şu anda hissetmekte olduğumuz basıncın tam 200 katı. Bu değerin ne kadar çok olduğunu şimdi anladınız mı? Ve az önce de söylediğim gibi sadece %1'lik bir sıkıştırma için gerekli olan basınç Çoğu zaman suyun sıkıştırılabilir olmadığını düşünürüz. Aslına bakarsanız su sıkıştırılabilir bir maddedir. Ama gördüğünüz gibi çok ama çok küçük bir sıkıştırma için bile çok ama çok büyük bir basınca ihtiyacımız olduğundan genelde suyun sıkıştırılabilir olmadığını varsayarız.